Napolyon Bonaparte, Fransız tarihinin hatta Avrupa tarihinin en önemli isimlerinden birisidir. Hem Fransız Devrim Savaşları hem de Napolyon Savaşları'na gösterdiği marifetleriyle tüm dünyayı etkilemeyi başarmış bir isimdir. Girdiği savaşların çok büyük bir kısmını kazanmış, 1815'teki mağlubiyetine kadar Avrupa kıtasına hakim olmuştur. Tarihin gördüğü en başarılı taktik üstadlarından biri olan Napolyon'un askeri taktikleri günümüzde bile birçok askeri okulda ders olarak anlatılmaya devam etmektedir. Gelin Avrupa tarihini kökünden değiştirmiş Napolyon Bonaparte'ın hayatına göz atalım. Videoya geçmeden önce size bir kanaldan söz etmek istiyorum. Zaman tüneli. Geçmişten günümüze tüm olayları ve konuları en çarpıcı yönleriyle ele alıyor ve bunları animasyonlarla en iyi şekilde sunuyor. Yepyeni ve kaliteli videolarla içeriklerine devam ediyor. Yeni videosu da yayınlandı. Kanalına abone olmak için açıklama ve karta tıklayarak meslektaşımın kanalına göz atabilirsiniz. 15 Ağustos 1769'da Fransa'nın güneyinde bulunan Korsika adasında pek de zengin olmayan Bonaparte ailesine dünyaya gözlerini açtı. Napolyon, annesinin katı ve disiplinli bir kadın olmasından daha çocuk yaşında sert bir eğitimle yetişiyordu. Okula gidecek yaşa geldiğinde ise abisiyle Fransa'ya gitti. Burada askeri bir okulda eğitim almaya başladı. Napolyon derslerinde başarılı örnek bir öğrenciydi. Kısa boyu yüzünden çevresindekiler tarafından sıklıkla alay konusu olsa da bunları pek umursamadı. Toplu sınıfını tercih etti ve kısa süre sonra mezun olup üst teğmen olarak görevinin başına geçti. Bu sırada Fransa çok zor bir dönemden geçiyordu. Britanya ile 7 yıldır çok kanlı bir savaş sonrasında kaybetmiş ve ekonomik olarak bunalıma girmişti. Yanlış anlamayın bu arada. Bu ekonomik bunalım sadece halkı fakirleştirmişti. Din adamları, burjuvalar gibi yüksek kademelerdeki insanlar hala mükemmel bir hayat sürüyordu. Fakat Fransız halkı yiyecek ekmek dahi bulamıyor, sokaklarda fare avına çıkıyordu. Artık daha fazla dayanamayan halk 1789'da tüm ülke çapında isyanlara kalkışmış ve büyük gayretler sonucunda kralı tahttan indirmişti ve yerine cumhuriyet rejimini kurmuşlardı. Devrim sonrasında kralın indirilmesinden dolayı Avrupalı büyük güçler bu durumun kendi ülkelerine sıçramasından korktuğundan Fransa ile savaşa girmişti. Napolyon ise bu kaos ortamında parlayacaktı. İngiltere ve İspanya'nın işgal ettiği Toulon şehrini yeniden ele geçirmek için Napolyon görevlendirilmişti. Asker, mühimmat olarak ne kadar eksik olsa da liderliği ve harika askeri dehalarını konuşturup Toulon'u geri almayı başardı. Yetenekleriyle yeni hükümete çok etkilenen Napolyon daha 23 yaşında Tuğ Generalliğe yükseldi. Fransa'da işler hala iyi gitmiyordu. Terör dönemi olarak adlandırılan bir dönemden geçiyordu. Hükümet karşıtı olan her insan giyotine gönderilip kellelere alınıyordu. Ardından hükümet yeniden değişti ve Napolyon eski hükümet ile arasının iyi olmasından dolayı hapse girdi. Fakat çok uzun sürmeden yeniden çıktı. Hapisten çıktıktan sonra itibarının zedelendiğini gören Napolyon yeniden itibarını toplayabilmek için fırsat kollamaya başladı. Çok geçmeden de bu fırsat ayağına geldi. Osmanlı İmparatorluğu İstanbul topçularını eğitebilmek için Fransa'dan uzmanlar istemişti. Napolyon hükümete İstanbul'a gitmek için başvuru gönderdi. Hükümet bu başvuruyu reddetti. Fakat hükümet Napolyon'a yeni bir görev vermişti. Paris sokaklarında kralcılar da ayaklanmaya başlamıştı. Çete savaşları, halkın güvenlik güçleriyle yapılan çatışmaları zaten hali hazırda savaşlarıyla uğraşan hükümeti yeniden kaosa sürüklemişti. Ayaklanmaları bastırabilmek amacıyla görevlendirilen Napolyon, Paris'te gizlenen toplarla ayaklanan Fransız halkının gözünü bile kırpmadan katletmişti. Fransız ordusunun bile bastıramadığı bu isyanı Napolyon sadece bir günde bastırmıştı. Bastırdığı isyandan hemen sonra tüm generalliğe yükseldi ve daha 25 yaşındaydı. İngiltere, Fransa'ya karşı bir koalisyon ittifakı kurdu. Koalisyonda Prusya, Avusturya, Piedmont, İspanya ve İngiltere bulunmaktaydı. Fransa önce Belçika'yı ele geçirerek Hollanda'ya kadar ilerledi. Ardından İspanya ve Prusya ile barış yaptı. Ardından Avusturya'yı mağlup etmek için üç cepheden saldırmaya başladı. Fakat bu saldırılar başarısız oldu. İtalya cephesi hariç. İtalya ordularının başında olan Napolyon, İtalya'da inanılmaz başarılara imza attı. Tam 18 meydan muharebesinden başarılı olarak ayrılan Napolyon, Avusturya'yı İtalya'dan tamamıyla atıp Viyana önlerine dayandı. Ardından
Avusturya Fransa'dan çekinip barış imzaladı. Napolyon Avusturya'yı tek başına mağlup etmeyi başarmıştı. Fransa'ya döndüğünde ise çok popüler bir insan olmuştu. Halk ona övgüler dağıtıp Napolyon'u Fransız kahramanı ilan etmişti. Fakat Napolyon daha fazlasını istiyordu. İtalya seferi sırasında topladığı vergilerle hükümete mali kaynak yaratmıştı ve politik olarak da güç kazanmıştı. Fransa, koalisyon hükümetlerine karşı büyük zaferler elde etmişti. Fakat hala Britanya'yı saf dışı edememişti. Napolyon, Fransa'ya döndüğünde ona Britanya'ya çıkartma yapılması için yeni bir görev verildi. Fakat Napolyon buna karşı çıktı. Britanya'ya çıkartma yapmak için ne Fransa'nın o kadar gemisi vardı ne de o gemileri yaptırabilecek bir parası. Napolyon yeni bir fikirle İngiltere'nin sömürge yollarının kesilmesi, bunun içinde Osmanlı toprağı olan Mısır'ı işgal edilmesi teklifini sundu. Hükümet bu fikri beğendi. Bir gemi ayarlanarak Napolyon'u Mısır'a gönderdi. Yolda Britanya devriye gemileriyle karşılaşan Napolyon bu gemileri denizin dibine yollayıp Kahire'ye çıktı. Burada Memlük beylerini bozguna uğrattı ve kısa bir süre sonra Mısır'ın tamamını işgal etti. Mısır halkına da kendisinin Müslüman olduğunu söyleyip kandırmayı başarmıştı. Mısır halkı Napolyon'a Napolyon Bonaparte değil Ali Bonaparte olarak sesleniyordu. Burada icraatlerine devam eden Napolyon kötü bir haber aldı. Mısır'a demirlediği donanması Britanya tarafından ateşe verilmişti. Napolyon Mısır'da mahsur kalmıştı. Ayrıca Mısır halkı Napolyon'un Müslüman olmadığını, Mısır'ı sömürgeleştirmek için geldiğini öğrenip Napolyon'a karşı ayaklanmaya başladı. Napolyon bu ayaklanmaları çok sert bir şekilde bastırdı. Ardından yönünü Filistin'e çevirdi. Amacı buradan Hindistan'a kadar ele geçirip İngilizlerin sömürgesi olan Hindistan'ı ele geçirmekti. Birlikleriyle Yafa'ya girip yaklaşık 10.000 kadar asker ve sivili kılıçtan geçirdi. 1799'da da Akka Kalesi önlerine geldi. Napolyon kendinden çok emin bir şekilde ilerleyeceğini düşünürken hesaba katmadığı biri vardı. Akka Kalesi'nin kumandanı 90 yaşında Türk bir Osmanlı paşasıydı ve kaleyi Napolyon'a kolay kolay vermeyeceğe benziyordu. Napolyon hayatındaki ilk yenilgiyi Türklere karşı almıştı. Bu yenilgiden sonra Mısır'a geri çekilen Napolyon bir kötü haber daha aldı. Fransa, İngilizler ve koalisyon ordularına karşı ağır bir yenilgi almış ve Napolyon'u Fransa'ya geri çağırıyordu. Napolyon, Fransa'ya geri döndüğünde ise hükümete düzenlenen darbe girişime dahil olup hükümeti devirdi. Yeni hükümet 3 konsülliğe ayrıldı. Birinci konsül ise Napolyon Bonaparte'tı. Bu sırada İtalya'da savaş devam ediyordu. Paris'ten ayrılan Napolyon ordularının başına geçti ve İtalya'daki savaşa son verdi. Savaştan sonra Paris'e dönen Napolyon siyasi reformlarını yapmaya başlamıştı. Öncelikle Merkez Bankası'nı kurup subay okullarını açtı. Ardından devlet okullarını açıp eğitime önem verdi. 1804'te kralcıların komplo yapacağına bahane edip kendisini imparator ilan etti. Eşitlik ve özgürlük arayışıyla ayaklanan halk önce terör dönemi ardından da diktatörlük ile karşılaşmıştı. Monarşinin geri getirilmesiyle Fransız İmparatorluğu kuruldu. Napolyon'a tepkiler çok büyüktü. Önce annesi iletişimi tamamen kesti. Ardından Napolyon'un destekçisi olan subaylar tamamen arkasını döndü. Ama en çok tepki gösterenlerin başında devrimciler yer alıyordu. Napolyon iç karışıklıklarla mücadele ederken bir de İngiltere'nin yeniden topladığı koalisyon güçleriyle mücadele etmek zorunda kaldı. Neredeyse Avrupa'nın hepsiyle savaştaydı. Fakat Napolyon askeri dehalarını bir kez daha konuşturarak müttefik güçlerini sayısız defa alt etti. Napolyon o kadar fazla zafer kazanmıştı ki neredeyse tüm Avrupa'yı egemenliğine kattı. Ruslarla da çok ağır bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmaya göre Ruslar İngilizlerle tüm müttefikliğini sona erdirip Fransa ile bir müttefiklik içerisinde olacaktı. Bu İngiltere'ye vurduğu büyük bir darbeydi ama henüz son değildi. Napolyon savaşı tamamen bitirmek için Britanya'nın fişini çekmek istiyordu. Öncelikle Avrupa'da kurduğu yandaş hükümetlerin başına kardeşlerini getirdi. Ardından bu hükümetleri Avrupa ambargosu ile Britanya ile yaptıkları ticaretlerine son verdi. Britanya elbet açlıktan kırılacaktı. O zaman mecbur bir şekilde Fransa ile barış imzalayacaktı. Fakat Napolyon bir sorunla karşılaştı. Ruslar imzaladıkları anlaşmaya uymuyordu. İngilizlerle hala müttefiklik çalışması yapıyordu ve Britanya'yı sürekli olarak ihmal takviyesi gerçekleştiriyordu. Napolyon bunu görünce sinir küpüne döndü. Önce Çar'ı uyardı. Çar bunu umursamayınca Napolyon 850 binlik dev ordusuyla Rusların Polonya'ya saldırmasını bahane ederek Moskova'ya yürümeye başladı. Ve bu Napolyon'un en büyük hatası olacaktı. Napolyon
Polonya üzerinden saldırılara başlamıştı. Ruslarla yapılan muharebelerde her geçen gün daha fazla zaferle ilerliyordu. Napolyon artık geri dönemeyecek bir yola girmişti. Ya Rusya düşürülecekti ya da Fransa'ya geri dönülecekti. Napolyon yaşadığı güç zehirlenmesinden daha da ileri gitmeyi tercih etti. Ruslar kaybettikleri yerleri yakıp daha da geri çekiliyordu. Böylece Fransız orduları açlık çekerek bozguna uğrayacaktı. Napolyon en sonunda Moskova'ya ulaşmıştı. Fakat Moskova'ya ulaştığında karşılama beklerken yıkık, dökük, harap olmuş bir şehir buldu. Askerlerini konaklatacak bir yer bile yoktu. Rus orduları ise Rusya içine kaçmış ve Napolyon'u bozguna uğratacak nihai generallerini bekliyordu. Kış. Napolyon 19. yüzyılın en soğuk kışıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Askerlerini konaklatacak hiçbir yer yoktu. Çareyi Fransa'ya geri dönmekte buldu. Fakat Fransa'ya döndüğünde ordusunun 4'te 3'ü telef olmuştu. Bu yenilgiden sonra yeniden toplanan koalisyon ordusu Fransa'ya saldırmaya başladı. Napolyon tahtı bırakarak İngilizler tarafından Elba Adası'na sürgün edildi. 9 ay sonra kendisini almaya gelen Fransa askerlerini safına çekip Fransa'ya doğru yola çıktı. Fransa topraklarına ayak bastığında Napolyon'u durdurmak amacıyla gelen tüm ordular Napolyon'un hizmetine giriyordu. Napolyon Fransa'ya ayak bastığında vatan haini Paris'e geldiğinde şerefimizi iade edecek kahraman olarak anıldı. Napolyon ordularına son bir gaz vererek Waterloo'da koalisyon devletleriyle karşı karşıya geldi. Fakat koalisyon devletlerin ezici sayı üstünlüğü yüzünden çok ağır bir yenilgi yaşadı. Savaş sonrasında Napolyon Amerika'ya kaçmaya çalışsa da yakalanıp yeniden sürgün edildi ve 5 Mayıs 1821'de daha 50 yaşında mide kanserinden hayata gözlerini yumdu.